sevgili dostlar sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Önce konu dışı bir şeyle başlayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sami Uğurlu diyor ki Klopp Guardiola e, hani Klopp Guardiola dünyanın en iyi hocaları olarak adlandırılıyor. Ancak sabitleri 100 milyon euro. O isimleri mi baz almak lazım? Yoksa daha düşük bütçeli işlerle büyük işler yapan e, Unai Emery mi? Diyor. E, bu bakış açısını size özellikle sunmak istedim. ki Sami Uğurlu'yu bayağı öven isimlerden biri olarak mantıklı yani. İkinci olarak da Eren Elman'ın planlamasını doğru yapması lazım. Eren'e Türkiye'den 2-3 kulüpten teklif olduğunu biliyorum. Ama benim fikrim Eren'in bir sene daha Kasımpaşa'da kalıp direkt Avrupa'ya gitmesi demiş. bunu söyleyeyim. Tabi şimdi insan aklına şey geliyor. Fenerbahçe Jorge Jesus'u getirecek mi? diye. Eğer Jorge Jesus gelecek olursam ben hani kafasındaki planlamaya göre diyorum. Muhtemelen Ertuğrul Taşkıran isteyecektir. Çünkü iyi kaleci isteyecektir. Eren Elmalı'yı da muhtemelen ve muhtemelen isteyecektir diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Süper Lig'de Beşiktaş'ın taşın Avrupa ihtimali matematiksel olarak bitti. Önümüzdeki sene Galatasaray da Avrupa kupalarında yer almayacak. Hani hocam alıyorlardı da ne oluyordu? Yok işin o boyutu değil. İşin transfer boyutu mesela herhangi bir X ismi, Y ismi, Z ismi transfer etmek isterken yaşayacakları sıkıntıları görün diye söylüyorum. 5. Hani takım Avrupa ligine gidemeyeceği için mesela Fenerbahçe'nin Pazar günü oynayacağı Kara Gümrük, yani bir Avrupa iddiası kalmadı arkadaşlar ama tabii ki de Fenerbahçe'nin e, bu sene puan kaybettiği teknik adamlar listesini baz alırsak inanılmaz bir sonuç ortaya çıkıyor yani Aykut kocaman'a 3 puan vermiş Fenerbahçe Emre Belözoğlu'na da 3 puan vermiş İlginçtir. ikisi de aynı takımda yani Fenerbahçe Başakşehir'e 6 puan vermiş Erol Bulut'a 3 puan vermiş bir de Cigolada'lı bazda vermiş tabi deplasmanda ama sonuç olarak vermiş 9 Volkan Demir'e de 2 puan vermiş ki bence kendi salaklığından verdi Fenerbahçe bu 2 puanı 9 kişi kara gümrüğü yenememesi toplam 11 puan yani düşündüğü zaman e, diyorlar ya işte Fenerbahçeliler satıyorlar yatıyorlar diye toplam 11 puan yani her sene Fenerbahçeli hocalar Fenerbahçe'ye yatsa yatsalar düşün yani Fenerbahçe şampiyonluktan şampiyonluğa koşacak ama Fenerbahçe kendilerinde böyle bir şey yok Herkes kendi pisliğine baksın. Trabzonspor iyi gidiyor dediği günden beri Ali Koç'un Trabzonspor sadece bir galibiyet almış. herhalde şey Adana Demir maçını hakem faktöründen dolayı yazmamışlar. Ben iki galibiyet aldılar diye hatırlıyorum ama sonuç olarak Kayseri Sporlu birçok arkadaşım bugün beni tebrik ediyorlar. Ben onları tebrik ediyorum. Beni niye tebrik ediyorsunuz diyorum. Sen dedin ki diyor işte ya Trabzon öyle akşam bir top oynamıyor. İnanın Fenerbahçe daha iyi oynuyor diyor. Hakikaten Fener daha iyi top oynuyormuş. Bu ne lan diyor. Kayseri diyor. Fener Kayseri'ye 4 attı diyor. Kayseri top gör, göremedi diyor. Biz Trabzon'dan resmen dalga geçtik diyorlar. Ben maçı izlemiyorum arkadaşlar. Fenerbahçe maçı hariç maç izlemiyorum. Bilginiz olsun. O yüzden de çok fazla karışmak istemiyorum. Fenerbahçe demişken mükemmel bir haberim var. ki Daha önce vermiştim bu haberi ama bugün resmi olarak ortaya çıktım. Atilla Salahi ee, takımla birlikte çalışmalara başladı arkadaşlar. Yani görev verilmesi halinde pazar günü Karagümrük müsabakasında oynayabilecek herhangi bir e, sıkıntısı yok. Bunu söyleyeyim. Osay Samuel ve Serdar Aziz özel programlarla günü tamamladılar. Şimdi bunu duyun, duydunuz muydu? arkadaşlar? Şey zannetmeyin. Hocam sakatlıkları mı var? Ne oldu? Bunlar o işte Serdar Aziz zaten bir hafta oynamıyordu. Oynamayınca şöyle mi oldu böyle mi oldu? Şimdi bunu herkesin anlayacağı bir tabirle kısaca anlatayım. Çok kısaca anlatayım. Futbolculara özel çalışma yaptırırsınız. Mesela vücut çalıştırırsınız, işte ayak çalıştırırsınız vesaire. O hafta maçı yok mesela. Yani kart cezası. O hafta daha yoğun çalıştırırsın. Ve o hafta içindir zaten o. Sonrasında da bir yorgunluk olur, sonrasında da bir ağrı olur, sızı olur. Hani kas dediğiniz olayın hani tam teknik karşılığını e anlatabilir miyim bilmiyorum ama kas dediğiniz olay şu. Bu bir bütün kas yırtılıyor kas. iki parçaya ayrılıyor. Yırtılınca bir acı oluyor. Daha da üstüne düştün iki parça dört parçaya ayrılıyor. Yani artıyor. Zaten şişme falan oluyor ya. O ondan dolayı yani artıyor. Hacim genişliyor. Kas gelişimi olayda böyle acı verdiği için özel programlar eşliğinde devam ediyorlar. El kas Arda Güler ve Crespo'nun da tedavileri sürmüş. Fenerbahçe'de sakatlık raporu bu. Tabi bunlar böyle olurken Mesut Özil de Büyük Fenerbahçe'de Rıdvan Dilmen'le kafede çay içmiş. Şaka yapmıyorum. Gerçekten de öyle olmuş. Tabi bu bizim konumuz değil. Bugün Mergin Berişan'ın da doğum günüydü. Nice yıllara inşallah Berişan. Fenerbahçe'de Berişan'ı elden çıkarmak istiyormuş. Sercan Hamzoğlu duyumu vermiş. Bunu da bildiğimiz iyi oldu. Haberlere geçelim. İsmail Kartal'dan olay hamle olay hamle. Şoför etti acaba Ali Koç'a? Başkan Ali Koç teknik direktörü koltuğuna Yorga Cessos'u emanet etmek isterken Ali Koç emanet etmek isterken ikinci adam olmak istemeyen İsmail Kartal'ın flash bir hamlede bulunduğu ortaya çıkmış. Neymiş acaba? Fenerbahçe ivme yaşadı, yakaladı. Bomba yaş gelişmeler yaşanıyor. İsmail Kartal'ın geleceği merak konusu. Ayrılık açıklaması. Acaba erken açıklamam yaptı? Şimdi yani ben bir de Karagümrük maçı değil ama Yeni Malatya maçından sonra İsmail Kartal'ın açıklamalarını çok merak ediyorum. Özellikle Yeni Malatya maçından sonra. Çünkü e, hani Yeni Malatya maçından sonra İsmail Kartal resmi olarak görevi bitmiş olacak. Nasıl bir açıklama yapacak? Ben onu çok merak ediyorum. Siz de merak edin şimdiden. Şimdi Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adam takımda kalıp kalmayacağına ilgili soruya sezon sonuna kadar işimi iyi yapacağım. Sezon sonu kalır mıyım? Ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Nasip, kısmet. Rızkı veren Allah'tır demişti. Amenna ve sattakna. İkinci adam olmam demişti. Hani bu görüşünüz geçerli mi demişti. İkinci adam olmam herhalde yani ben söyleyeceğimi söyledim. İkinci adam hayatım boyunca olmam. Tekrar tekrar söylüyorum. Beşinci kez söyledim. Ayıp ediyorsunuz. Buradan ağlayarak gidersiniz. Ben teknik direktörüm. ikinci adam olmayacağım dedim diyor. Şimdi bir görüşme gerçekleşmiş. Uzun uzadı anlamıyorum. Hani Fenerbahçe kötü bir psikolojik bir rahatsızlık dönemindeki İsmail Kartal geldi. Ve takımı başka bir kimliğe soktu. Müthiş bir istatistik. Yani son lig maçı 10 galibiyet 2 beraberlik. Ben hatta şunu söyleyeyim. 13 maçlık periyotlar halinde Fenerbahçe 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alsa her sene şampiyon. İstisnasız. Kıyamete kadar şampiyon. Ve e, Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım imza attı. 2-21'lik puan ortalaması. Fenerbahçe bu hafta maçını kazanırsa e, 4 puanlık fark 5'ti. Fenerbahçe bu hafta maçını kazanırsa otomatik olarak Şampiyonlar Ligi elemesine gidebiliyor. Yalnız bakın arkadaşlar sosyal medyada bir algı var. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor diye bir algı var. Şampiyonlar Ligi'ne gitmiyor. Elemesine gidiyor. Ya bugüne kadar biz kaç elemeyi geçtik? Mustafa Denizli'yi geride bıraktı. 47 maça çıktı. 104 puan, 2.21 puan ortalaması 60 yaşındaki teknik adam etkili performansıyla İsmail Kartal'a yakın grafik seviyesi Mustafa Denizli 51 maça çıktı. 2.16'lık puan ortalaması. 3. sırada Aykut Kocaman var diyor. Olay hamleyi ben anlamadım. Şimdi bana kızıyorsunuz bazı haberlerde. Ben de bunu değineyim. Yani olay hamle ne arkadaşlar? Ben anlamadım haberde. Hiçbir olay hamle yok. <laughs> ha diyorsunuz ki niye, hocam niye böyle dedin? Lan başka adamlar böyle söylüyor. Al. Hiçbir olay hamle yok. Ben size olay hamleyi söyleyeyim mi? İsmail Kartal için en olay hamle şu olur. Ee, İsmail Kartal Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini kabul ederse bence olay hamle bu olur. İkinci adam olmam dedi. Hocam oldu ama. Dönek miymiş? Karaktersiz miymiş? Hayır abi. Fenerbahçe için yapılır. Niye yapılmasın? İsmail Kartal'dan transfer raporu. Bu konu önemli. Ya hocam kaç kuruşluk adam İsmail Kartal. Niye raporunu alıyoruz? Arkadaşlar takımı şu anda ona emanet. Bakın. Okullarda mesela eee Genelde okullarda daha fazla başka yerde çok olmuyor da mesela ücretli öğretmenlik diye bir şey var mesela ücret karşılığı derse giriyorlar atıyorum öğretmen rahatsız işte doğum izini ayrıldı vesaire oldu şu oldu bu oldu onun yerine o geliyor o görevi üstleniyor eğer önce ondan önce öğretmen biraz insaflıysa e ben nelerle karşılaştım öğretmenlik hayatımda Böyle benden önceki öğretmenin bir notu vardı. Burada anlatmayayım. Topa tutarsınız arkadaşı. Günahına da girmeyin boşuna. Hani not verir. Der ki şu öğrenciye dikkat. Şu işte yaramazdır ama çalışkandır. Şu şöyledir, bu böyledir diye not bırakabilir. İsmail Kartal da kendiden sonraki gelecek kişiye not bırakıyor. <laughs> Rahmetli Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya. Hangi takımlısın diyor. Fenerlemesin, Beşiktaşlı mısın diyor. Doğuma büyüme Samsunluyum diyor. Ne Samsun? Demek bize şu kadar gol atarsınız. Yaz 10 yıl diyordu diyor. ya. O deli deli küpeliydi sanırım filmin adı. Orada kendinden sonra gelecek kaymakama notlar bırakıyordu. Ben şunları şunları yaptım şöyle şöyle diye. İsmail Kartal'ın da olayı bu. Yani devam edecek gibi icraat yapıyor. Notunu bırakıyor. Şimdi yani gelip gele, geleceksine kalıp kalmayacağı belli değil. Ancak bir transfer raporu hazırlıyor. Mesela özellikle Avrupa'ya transferi çok ama çok gündemde olan Kim Minji, Salahi ve Rossi'nin takımdan ayrılma ihtimallerine dahil alternatifler bulunması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuş. Hani bunlar gidebilir. Alternatif şimdiden bulun diye. Hani e, transfer yapılacak mevkiler, gidecek oyuncular vesaire bunların belirlenmesine yardımcı olmuş. Transfer planı diyor. O ses olsa ve be, belki özere güle güle demiş. Zaten şimdi dikkatlice baktığınız zaman hani Mustafa Hoca'ya, Ahmet'e, Mehmet'e gerek yok bazı şeylerin duyumu için. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? İş öyle bir noktaya gidiyor ki, iş öyle bir noktaya gidiyor. Yakında hiçbir duyumcunun hiçbir hükmü kalmayacak. Bak, bu dediğimi unutmayın. Hiçbir duyumcunun hiçbir hükmü kalmayacak. Bana ne diyecek? 5 gün geç öğrenseydim, 10 gün geç öğrenseydim. Bana sen yorum yap. Misal veriyorum. O Zesosa niye istenmiyor? Yani ne eksisi var? Bana göre iyi topçu diyeceksiniz misal. Hocam Berke Özer niye istenmiyor? İşte 3-5 tane hatalı gol yedi diye. Ya. Yaşı genç şu kadar para verildi şöyle yapıldı. Niye istenmiyor? Sen bana bundan bahset diyeceksiniz. Ya da diğerlerine. İşte insanlar bunu merak ediyor. Şimdi Berke ile ilgili çok komik bir ifade var. Fenerbahçe'den ayrılacak Avrupa'ya gidecek. Lan Avrupa'ya gidecek kadar iyi kaleciyse Fenerbahçe'den niye ayrılıyor? Hiç bunu düşün, soru sordunuz mu? Ben belki konusunda hala ısrarcıyım. Sözleşme uzatılıp Avrupa'ya kiralanmalı diye düşünüyorum. Belki de duyumlarım bu yöndedir. Bilginiz olsun. Serdar Aziz sözleşmesi bitecek. Söz, Serdar Aziz de uzatılacak gibi. Hani saha içinde görüyorsunuz agresifliği, takıma katkısını, savunmadaki e, aksiyonlarını vesaire. Mesut, Ozan, Gustavo topun ağzında demiş. Şimdi gelecek sezonda devam edecek sözleşmeler. Gustavo'nun, Valencia'nın, Berisha'nın, Nova'nın, Mesut Özil'in, Ozan Tufan'ın, hani kiradan dönecek olan Lemos'un, Samatta'nın, e, bunların hani gitmesi bekliyor. Nazım Sangare mesela e, takımda kalması için en büyük avantajı ne? Türk olması. Yani Türk kuralı olmasa Nazım'ı falan kimse umursamaz. Hani 11 tane Türk oynayabiliyor, 3 tane falan yabancı oluyordu ya. Desinler ki isterse 21 kişinin 21 de yabancı olsun. Nazım'ı kimse tutmaz kadroda. Hiç kimse de almaz. Hiç kimse de almaz. Mesela Tisserand çok gönlü bir yedek diyor ama yani yıllık ücret babına çok yüksek. O da kulüp arıyor. Salahi, kim Rost'u gidebilir dedik zaten. Öncelikle demiş Orvet ve bek alınmalı demiş. Yani bir Musa Sol, bir Mamadonian kalitesinde bir golcü alınmasına şart olduğunu söylemiş. Ayrıca Solbek takımı daha atak oynatabilecek bir ön libero ve 8 numara oynayabilecek oyuncular alması gerektiğini kaydetmiş diyor Hürriyet'ten Süleyman Arat. Tam böyle değil. Tam böyle değil. Burada bir nüans var. Şimdi hepinizin bildiği bir konu var. Dört büyüklerin borcu rekor seviyede arttı konusu sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Bugün çok değinildi buna. Daha doğrusu dün çok değinildi. Şimdi dört büyükler son açıklanan kap verilerinde milyonlarca lira zarar açıkladı. Toplam borç 17 milyar lira. Tabi bu en son. Şu an belki 50 milyar oldu. Yanlış transfer politikaları paranın yabancılara gitmesini sağladı diyor. Fakat her şey yanlış transfer politikası mı? Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor içinde bunda ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşmeye başladı. Geçtiğimiz yıl bankalar tarafından 9 milyar liralık borç yapılandırma, yapılandırılması uygulanan 4 büyük kulübün bugün mevcut borcu 17 milyar lira. Tabi dövizdeki artış, yanlış transfer politikaları vesaire. Şimdi suçu takımlarda bulmayan herkes şunu söyleyecek. Lan arkadaş döviz 5-10 sene önce 2 liraydı. Şimdi 16 lira. 8 katına çıkmış. Demek ki kulüplerimiz hani 18 milyar liraysa borç demek ki olması gereken 2 milyar lira falan işte 9 katına çıkmış 8 katına çıkmış 3 milyar lira olması lazım. şöyle böyle demek ki sıkıntı döviz kuruna diyecek kimisi. Kimisi diyecek ki ya yanlış politikalar şöyle böyle herkes suçu birbirine atma peşinde. Bakın gelirler de arttı ama giderler arttı. Şimdi Trabzonspor ben hep eleştiriyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Ben arkadaşlar eleştiriyorum bakın laf sokmuyorum bir şey yapmıyorum eleştiriyorum. Charlotte transferinde diyor 10 milyon euro kasamıza girdi. Ya niye senin kasana giriyor? Futbolcu onların sen sen de kiralık 375 bin euro vermişsin. Adam sana en fazla 375 bin euro'nu geri verir. Arkadaş süresi bitmedendir. Ya da hiç olmadı. Sen de bir sene daha devam eder. Adamlara yine 20'ye satar. Parasını alır. ya yani sen niye para kazanacaksın diyorum. Yok biz ondan diyor, 10 milyon euro aldık diyor. 418 milyon lira Trabzonspor zarar açıkladı. Üstelik Trabzonspor'un borçlarının kapatıldığı söylenmişti. 50 milyon euro birileri e, bir şey verdi denildi. Ben demiyorum bunu. Kendi şeyleri açıkladı. Beştaş 396 milyon lira zarar. Şampiyonlar Ligi 25 milyon euro. Hemen ceplerine girmişti. 25 milyon euro arkadaşlar. 400 milyon TL. Demek ki 400'e zarar. 800 milyon lira zarar. Ne yaptılar da 800 milyon zarar bir, bir yılda. Galatasaray Fenerbahçe'nin zararları ortada. Toplam 3 milyar lira hasılat elde etmişler. Geçen yıl bu rakam 1 milyar 615 milyon lira diyor. Hasılatta da Fenerbahçe lider. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon sırayla takip ediyor diyor. 1 gol 7,5 milyon lira. Yalnızca geçen sezon 1 milyar liralık transfer harcaması gerçekleştirmiş 4 büyük kulüp. Fenerbahçe 4 yılda 11 forvet almış. Bu transferler için 52,5 milyon avro ödemiş. 4 yılda Şimdi bizim e, Ersan şimdi WhatsApp grubunda başımıza bela da diyor ki ya ben şuna karşıyım diyor. Para yok, para yok diyoruz diyor. Gidiyoruz diyor. Sürekli saçma sapan isimler alıyoruz diyor. Ben de diyorum ki Ersan almak zorundasın. Vedat Buruç'u geldi 3.75'te sövdünüz, saydınız dedim ki bunu iyi paralar satabiliriz. E, 20'ye sattın. 22 milyon euro gelir elde ettin. 22 milyon euro gelir elde ettim. Mecbur diğerlerini satamadın. Allah yer mesela 500 bin euroya falan aldın. Şimdi 5,5-6'ya falan satmış olacaksın. Ee, arada da bu dengeyi sağlıyorsun. Ama hepsi tutmuyor işte. Sıkıntı orada. Mesela Berisha. Sen Berisha alırken alırım ona satarım diye hedefliyordun. Olmadı mesela. Muric şey Frey mesela. Pardon. Vedat ve Frey'in satışından 22 milyon avro. Adem'i falan filan var. Ha, burada dikkat etmek lazım. Mesela Galatasaray. Falcao transferinde hezimet. Ya en az 20 milyon euroları gitti. E Beşiktaş mesela ayı bu sene 4,5 milyon euro yıllık ücret verdiler. Ne yaptı? Eline geçti. E paralar dışa gitti. Trabzon Şörlot'u parlattı sattı. Eline ne geçti? Şörlot demişken Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Şörlot savaşı. Sıradaki haberimiz bu. Transfer haberi. Bakın arkadaşlar ben dediğim zaman gülüyorsunuz. Eğleniyorsunuz. Öncelik hakkı bizde. Lan nereden biliyorsun? Öyle maddesi öyle. Arkadaşlar gözünüzden görmediğiniz şeyi bu kadar savunmayın. Bu kadar savunmayın. Bak gözünüzü seveyim. Bu kadar savunmayın. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Geçtiğimiz hafta sonra Vodafone Park'ta bir bir beraber Beşiktaş-Fenerbahçe. Bu kez transferde karşı karşıya sabahtan o gün Şahinoğlu'nun haberi. Menajeri İstanbul'a geliyor demiş. Bugün menajerinin İstanbul'a gelmesi bekleniliyor. Alexander Charlotte'un ve iki kulüp de ilgileniyormuş. Yalnız ben burada çok çok ince bir nüans var. Ona mutlaka değineceğim arkadaşlar. Zaten ona değindiğim zaman siz de hayretler içerisinde kalacaksınız. Yok artık diyeceksiniz. Şimdiden yok artık şeyinizi hazırlayın. Hashtag'inizi hazırlayın. Hashtag demişken başlıklara golvar.com hashtag'ini ekliyoruz. Son sorumuz. Bakalım inşallah onlar da bir şeyler eklerler. Morton Vivestat İstanbul'a gelecekmiş. Önceliği tabii ki Beşiktaş diyor ama sonra Fenerbahçe'de de masaya oturacakmış. 3 yıllık sözleşme 2,5 milyon euro maaş. Yok ben bunu değişik gördüm dur. Sercan Dikme, Alexander Charlotte'un menajeri salı günü İstanbul'a gelmiş. O böyle söylüyor. Yani salı günü İstanbul'a gelmiş. Beşiktaş'ta görüşme yapmış. 3,5 milyon euro yıllık maaş. Leipzig'in bonservis beklentisi 8 milyon euronun üstünde e, diye söylemiş. Şimdi Beşiktaş'ta arkadaşlarım kızmasın ama ya da kızsınlar fark etmez. Beşiktaş önce aç karnını doyursun. de dahil önce aç karnınızı doyurun. Yani 8 milyon euro nerede veriyorsunuz? Yıllık 3,5 nerede veriyorsunuz? Bitti o paralar. Bitti o paralar. Geç Beşiktaş başkanı Şaklaban falan değil verir o paraları. Çaklaban olmadığı için verir o paralar herhalde. Sabah sizne haber diyor ki Beşiktaş ipsikle temasları sürdürüyor. 6 milyon euro bonservis bedeli sonraki satıştan %50 pay önerisinde bulunmuştu. Bu benim çok çok önce verdiğim duyumları doğrular nitelikte. Alman kulübünün Sochedat'ın 8 milyon euroluk teklifi yerine Beşiktaş'ın önerisine daha sıcak baktığı öğrenildi demiş. Hiç sanmıyorum. Almanlar işi sağlamcıdır. Almanlar sağlam iş yapar. Der ki ulan biz aldık ağzımız yandı bizden sonra kimse almaz. Ulan bu Leipzig'de bile tutunamıyorsa İspanya'da tutunamıyorsa der. Ben şunu söyleyeyim. Şörlot'u alan takım Vedat'ı alan takım Şörlot'u alan takım bilecek ki bu oyuncu Avrupa'da tutmuyor. Kolay ligde de tutmuyor. Zor ligde de tutmuyor. Bakın Alex de Souza Fenerbahçe'ye gelirken niye gelebildi biliyor musunuz? İtalya'da hiç tutmadı. İtalya'da tutmadığı için Avrupalı'nın takımları tek tek geri çekildi. Bir tek Fenerbahçe kaldı masada. Gitti aldı getirdi Fenerbahçe'ye. Amerika niye Fenerbahçe'ye geldi? Hiçbir golünde şöyle gülücük yok. Mimik oynamıyor. Millet istenmeyen adam ilan etti. O da Fener'e geldi. Şimdi Şorlut konusunda da Beşiktaş Başkanı Şaklama, Çebi o Çebi oğlu 3 yıllık mukavele sezon başında 2,5 milyon euro vermeyi düşünüyormuş. Kartal'da gol kralı olur diye. Fatih Doğan demiş ki Charlotte İtalyan kumaşı gibi. E tabi. Hangi beden üzerine geçerse şık durur. Alan kazanır. Beşiktaş'a da Fenerbahçe'ye yakışır. Farklı kılan iki özelliği var. Hem ceza alanı içerisinde bitirici vuruşlara sahip hem de pres yapıp geniş alanda oynayabiliyor. Ee, doğru. Vücudunu da iyi kullanıyor. Yani fizik olarak Türkiye Ligi'nde ne kadar da fizikten oynanıyor desek de Türkiye Ligi'nde fizikler o kadar iyi değil bilginiz olsun. Bu iki özellik onu değerli kılıyor. Mali şartlar oluşursa mutlaka transfer edilmeli. Ancak Beşiktaş'ta çok daha verimli olur gibi görünüyor. Beşiktaş'ın önde basan oyun felsefesi, Rozier ve Rıdvan'ın taşıyacağı toplar, Gezzal'ın adrese testi ortaları şöyle gol krallığına götürür demiş. E, Fenerbahçe zaten şeyden oynuyor. Maldonado ile Josico ile oynuyor ya. Ya da Galatasaray ya da Trabzonspor. Ömer Üründül. Şörlot fizik gücü kuvvetli, tipik bir nokta var. Bak o da fizik gücünden bahsediyor. Trabzon'da başarılı bir performans çizdi ama Leipzig'de yedek kaldı. Çünkü Bundesliga'nın temposu ondaki çabukluk eksikliğinin yetersiz olması oyuncuya problem teşkil etti. Bak niye tutmadığını anlatıyor. Biz de kulüplerimizin mali problemleri olduğundan Süper Lig'de iyi performans gösterip giden oyunculara tekrar rağbet oluyor. Aklıma gelen diğer örnekler. Onyekuru, Gomis, Alisca vesaire. Cümleyi bir daha okuyorum. Bizde kulüplerimizin mali problemleri olduğundan Süper Lig'de iyi performans gösterip giden oyunculara tekrar rağbet oluyor. Hatta Geri Rodriguez'i falan da hatırlasın Fenerbahçe getirmişti. Ee... Eğer Şölot İstanbul'a gelirse Beşiktaş'a da Fenerbahçe'ye belli ölçüde faydalı olur. Trabzonspor'daki kadar katkı verebilir mi? Bence soru işareti demiş. Bence de soru işareti. Bence de soru işareti. Bak. Bir kere eğri cetvelen doğru çizgi çıkmaz. Benim aylar önce bir videomda artık biz e, her yorumunuza cevap vermeye çalışıyoruz. Bir 10 ay geriye gittik. Bir kardeşimiz yazmış. Hocam demiş. Sen diyorsun ki demiş Trabzonspor'dan gelen kim fayda sağladı ki demiş katılıyorum demiş. Ta o zamanlardan aynı şeyi söyledim. Bir arkadaş da demiş hocam demiş Aurelio katkı sağladı diyor. Hani bir tek Trabzon'dan gelen Aurelio katkı sağladı. Yanlışınız var. Aurelio'yu biz hangi mevki için aldık biliyor musunuz? Aurelio Trabzonspor'da forvet oynuyordu. Forvet mevkisi için aldık. Christoph Daum dedi ki senden forvet olmaz. Senden çok iyi çift yönlü orta saha olur. Çok iyi çift yönlü orta saha olur. Sağ olsun Davum hocam çift yönlü orta saha oynattı da bir şeyler elde ettik. Mesela Jeyil hakkında atıp tutarlar. İşte Ersun Yanal stoper oynattı da şöyle böyle Jeyil biz 5 milyon euroya hangi mevkide oynayınca sattık? Hiç düşündünüz mü? Gerçi sezon başında da teklif vardı ama şu an bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Jailson 2,5 milyon euro piyasa değeri var. 31 Aralık 2022'ye kadar şeyde Almeriyaş'ta ön libero. Aslında var ya e, Çin liginden dolayı vize sorunları varmış. Aslında tam Fenerbahçe'nin alacağı tip de oyuncu. Tam Fenerbahçe'nin alacağı oyuncu Jailson biliyor musunuz? Birçoğunuz dalga geçiyorsunuz ama tam Fenerbahçe'nin alacağı oyuncu. Tam çift yönlü orta saha. Tam Crespo tipinde bir oyuncu ha. Top çalması kres bu kadar değil. Ama ayağı iyi top yapan bir oyuncuydu. Ee, fakat mesela diyeceksiniz ki bak rağbet oldu. Valla uzun lafın kısası arkadaşlar mecbur rabet oluyor. Arkadaşlar İsmail Kartal'dan olay hamle diyor. Benim şu an için size söyleyeyim. Şu an için İsmail Kartal sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor. Tabi anlık kararlar değişiklik gösterebiliyor. Duygusallık etki edebiliyor çeşitli konuşmalar. Şu an için ayrılıyor gözüküyor. Atilla Salayi ben hani sosyal medyada kim gidiyor diyor ama ben Atilla Salayi'nin daha çok gitmeye müsait olduğunu düşünüyorum. Jorge Jesus da açıklanacak, 11'inde açıklanacak falan filan diyorlar. Hadi ben size bir şey söyleyeyim. 23 Mayıs'tan önce bir şey beklemeyin. Ki haftalardır söylüyorum ama hiç dikkate almadınız. Bu sefer açık söyleyeyim. Ertuğrul Taşkıran olabilitesi yüksek bir isim. Charlotte ben beklemiyorum. Sami Uğurlu Eren Elmalı. Ee, Eren Elmalı düşünülen isimlerden ama çok yüksek fiyat çektiler. Zor. Işıklar Galatasaray için de zor. Ee, Aykut Kocaman, Erol Bulut, Volkan Demirel. O Serdar Aziz. O de Serdar Aziz de oynayabilir. Başta. Karagümrük maçında onu atlamayalım. Crespo son maça yetişebilir ama oynatılmaz son maçta belki oynayabilir Malatya maçında ama oynatılacağını zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. İki sezonu kapat Zaten çok da önemli değil. Karagümrük maçını kazanırsak son maçta belki Burak kapacak falan filan izleriz. Tercih namazı oldu. Berisha Berisha kulüp arıyor. Ama Berisha kim ister? Onu da size bırakıyorum. Kim? Rossi. Rossi için ya zayıf bir duyumum var. Ben duyumu vereyim de. Tutar tutmaz siz bilirsiniz. 12 milyon euroya bir ülke e, takımın Arabistan falan değil. Bilindik bir ülkenin, bilindik bir takımın 12 milyon euroluk teklifinin olduğu söyleniyor. Rossi için. Bu zayıf duyum. Yani tuta tutmaz söyleyeyim. Sosa gidici. Berke ile bence uzatılır, kiralanır. Gustavo bence seneye de kalır. Çünkü ağır maaş yükü var. E, Valencia için bugün bir yerde gördüm. 4 milyon dolar ABD'den teklif diye hemen satın. Hiç beklemeyin öyle bir şey varsa. Evet. Berişay'ı konuştuk. Kulüp arıyor dedik. Mesut Özil, Ozan Tufan, Lemos, Samat da bunlar başımıza bela olacaklar. Bakalım en az zararla kaçarız inşallah. Nazım seneye devam eder gibi duruyor. Tisserand kulüp arıyor. Hatta Tisserand 2-2,5 milyon euro bandına da gidebilir desem herhalde. Yalan söylemiş olmam ama ben yine de temkinli davranayım. Bu kısımdan aktaracağım duyumlar bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.